Günaydın sevgili izleyenler. Bir Kent'te Sabah programıyla daha karşınızdayız. Mutlu sabahlar diliyorum. Yine sevgili arkadaşım Gizem Galatalı ile birlikte gündeme dair konuşacağımız tatlı bir sohbet olacak. Merhaba Gizem, günaydın. Günaydın. Umarım güzel bir yayın olur. Umarım. Evet, öncelikle haberlerimize geçmeden biliyorsunuz ki bugün 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümü. Ne yazık ki hala bu konuda insanların acısı sarılmış değil. Buna dair ufak bir bilgi vermek istiyorum o yaşanan depremle ilgili. 1999 Gölcük depremi, İzmit depremi, Marmara depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi olarak andığımız bu deprem sabaha karşı 3'ü 2 gece gerçekleşmişti ve Kocaeli Gölcük merkezliydi ve birçok yerde hissedilmişti. Özellikle Marmara'nın tamamını, o sanayi bölgesini hem sebep olmuş olduğu mal kaybıyla hem can kaybıyla oldukça sarsmıştı. 17 Ağustos depremi tüm Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu, 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Resmi olmayan kayıtlara göre ise yaklaşık 50.000 ölü, ağır hafif yaralı 100.000 kişi, ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kaldı. Yaklaşık 16 milyon insan depremden değişik düzeylerde etkilendi. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olay olarak tarihe geçti. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara bölgesinde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyaya etkilemiş olması ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştu. Evet, gerçekten burada verilen rakamları da görüyorsun sevgili Gizem. Evet, çok. Hani 45 saniye süren bir depremmiş. Hı-hı. Yani sen bizzat depremi yaşayan biri olarak daha iyi anlarsın tabii ki. Ben evet, o zaman hayatta bile değildim. Yani gerçekten evet, çok zor. Türkiye'nin gerçekten deprem gerçeğini acı bir şekilde öğrendiği bir deprem olmuş. Yani evet, her geçen saniye ölümle yaşam arasında bir köprü. Çok zor gerçekten. Kesinlikle. Allah bir daha yaşatmasın. Gerçekten. Amin. Gerçekten yaşatmasın. Ben bu deprem gerçekleştiği sırada 7 yaşında, 8 yaşında ancaydım. Ufak bir çocuktum. Ve o korkuyla uyanmak gerçekten hani anlatılabilir bir psikoloji değil. Gerçekten hani bazen deriz ya, anlatılmaz yaşanır. Cidden öyleydi. Hayatımda karşılaştığım ilk depremdi. Depremin ne anlama geldiğini bile bilmiyordum. Hani günlerce bütün mahalle sakinleriyle birlikte sokakta kalmıştık. Evimize girememiştik korkudan. Yani maddi, manevi belki o zaman bir zarar almadık ama psikolojik anlamda çok etkilenmiştik. Evet, kesinlikle. Yani ben kesinlikle de bir daha yaşanmamasını diliyorum sana. Tabii ki de bu kadar ağır bir deprem yaşamadım, Allah kimseye göstermesin, ama üniversite hayatımda Isparta'da okudum. Isparta'da çok fazla hani küçük depremler oluyordu. 3-4 saniye falan sürdü ama yani bizi korkutmak için yetti. Çok fazla sallanmıştı. Hani sürekli o anı düşünüyorum, o an aklıma geliyor. Ellerim titriyordu arkadaşlarımla, hani çok zor kendimize gelmiştik. Bu depremde yani binalar tekrar yapılsa bile insanların yaralısı sarılmaz. Çok zor olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Öyle. Bu arada izleyicilerimizden de yorumlar geliyor. 17 Ağustos depremini yürekten ve acıyla anıyorum demiş bir seyircimiz. Başka bir seyircimiz Allah bu acıyı bir daha yaşatmasın demiş. Ve Eskişehir'den selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz tüm seyircilerimize. Bu arada İstanbul depremiyle alakalı da Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul'u yeni bir depremin beklediğini ve 7 noktanın üzerinde bir şiddette beklendiği söyleniyor. Depreme ne kadar hazırlıklıyız bu konuda, bunu tartışmak lazım aslında. Evet ve çok, gerçekten çok korkutucu bir şiddet yani. Çok zor. Evet, dönüyorum yerel haberlerimize.
Vekillerden ve il başkanından yol incelemesi başlıklı bir haberimiz var. AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, İskilip-Bayat yolunda devam eden çalışmaları yerinde incelediler. Bayat'ta 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketi nedeniyle acılı ailelere başsağlığı ziyaretinde bulunan milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, ilçe dönüşümde de yapımı süren İskilip-Bayat yolunda inceleme yaptılar. Bir süre önce yaşanan heyelan nedeniyle yeniden yapılmasına karar verilerek Çorum İskilip Ankara Çankırı 2. kısım yolu kilometre 82.860 83+390 arası heyelan ıslahı, toprak teşviye sanat yapıları ve üst yapıları işleri yapım işi olarak ihale edilen yoldaki çalışmaları yakından takip ederek yetkililerden bilgiler alan milletvekilleri Ceylan ve Kaya, İskilip ile Bayat'ın yanı sıra bölgede bulunan çok sayıda ilçe ve köylerinde ulaşımını sağlayan yolun bir an önce bitirilmesi için talimat verdiler. Sayın milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı yol incelemesine gitmeden önce acil ailemizi ziyarette bulunmuşlar. Gerçekten bu çok ince bir davranış, güzel bir düşünce. Kendilerine teşekkür ediyoruz, ailemizi yalnız bırakmadılar. Daha sonra yol incelemesinde yani şehrimiz için güzel adımlar, güzel projeler. Kendilerine teşekkür ederiz. Evet. Gerçekten vekillerimiz hani siyasette aktif oldukları kadar vatandaşlarımızın gerekli işlemlerini halletme konusunda da cidden çok aktifler. Yapmış oldukları çalışmaları ben de her zaman takdir ediyorum. Ki bu yapımı da uzun zamandır bekleniyordu. Sanırım bu talimattan sonra işler daha da hızlanacaktır. Yine Sayın Ceylan'la alakalı bir haberimiz daha var. Uğurlu Dağ müjdeyi verdi şeklinde bir başlığı var haberimizin. AK Parti milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Uğurlu Dağ ilçe emniyet amirliği hizmet binasının ihale edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan milletvekili Ceylan, Uğurlu Dağ ilçe emniyet amirliği hizmet binası inşaat ihalesi 06.08.2020 tarihinde 4734 sayılı kamu ihale kanunu gereği açık ihale olarak elektronik ortamda Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştır. İhaleye 20 istekli tarafından teklif verilmiştir. En avantajlı teklif olarak 2.866.467.000 TL oldu. İhale komisyonunca çalışmaları devam edecek, sözleşmenin imzalanmasına müteakip yer tesliminin yapılarak 300 gün içerisinde yapımının tamamlanması ve 2021 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor dedi. O zaman biz de Uğurlu Dağ halkına şimdiden hayırlı olsun diyelim. Uğurlu Dağ için güzel bir proje. Halkımıza hayırlı olsun. Sungurlu'da bir kaza var. Bunu daha ben okumak istiyorum. Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Sungurlu-Çorum Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa'da Samsun'a seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 16 KFJ 40 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Yılmaz araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Emine Yılmaz'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada Ramazan, Umut ve Emine Yılmaz yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlarımıza yaralı. Geçmiş olsun diyoruz gerçekten. Yani zor bir an. Evet. Ben de acil şifalar diliyorum yaralı vatandaşlarımıza. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin nedeni hala belirlenememiş. Yani umarım geç aynen kesin. Hani aklıma direkt gelen şey şu oldu. Geçenlerde de bir kaza gerçekleşmişti ve şoför biliyorsun uyuyakalmıştı direksiyon başında. Aynen. Hani umarım bunun altından böyle bir sebep çıkmaz. Çünkü artık bunlar çok fazla can yakar oldu. Hani defalarca sürücüler uyarılıyor. Hani yorgunsanız, uykusuzsanız uzun yola çıkmayın diye. Çünkü hem kendi hayatlarını hem karşılarındaki o trafikteki insanların hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Yani bu durumu düşünerek yola çıkmaları gerekiyor kesinlikle. Damızlık Koç Dağıt'tı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
ile Tamızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından küçükbaş hayvan üreticilerine 90 adet koç dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Kırşehir'deki Devlet Üretme Çiftliği'nden en iyi koçları seçerek Çorum'a getirdiklerini belirterek 750 TL vatandaş katkısı, 1250 TL devletin hibesi var. 2000 TL'ye mal ettik. Buradaki amacımız sürülerde kan değişikliğine gitmek. Verimliliği arttırabilmek, kaliteli yavrular alabilmek için 2 yılda bir farklı koçlar getirerek bunların kanını değiştirmemiz lazım. Bu projeyi daha da arttırarak devam ettireceğiz. Çorum'a faydalı işler yapmaya gayret edeceğiz dedi. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay da hedeflerinde 120 koç dağıtmak olduğunu ifade ederek getirilen koçları hiç yararlanmayan üyelerine vereceklerini söyledi. Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise üretimin önemine değinerek üreticilere kadınları, gençleri ve çocukları toprağa bağlı tutmaya devam etmeleri gerektiğini kaydetti. İthale karşı değiliz ama kendi öz malımızı hem ihya etmeye hem de çok üretmeye hem de toplumumuzu sağlıklı tüketmeye özen gösteriyoruz, diyen Vali Yardımcısı Yüksel, bunun için sizlerle birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Projelerin küçüğü büyüğü olmaz. Parasal miktarı az çok önemli değil. Önemli olan ata, dede yadigarımızı, değerlerimizi aynı anlayışla sahiplenmeye bizi götürebilmesi. Örgütlerimizi sizlerle beraber canlı tutmaya, üretimlerimizi sizlerle beraber canlı tutmaya, arttırmaya, bereketli kılmaya devam etmesi önemli, demiş kendisi. Evet, vali yardımcımızın bu görüşlerine aslında katılıyorum. Yani ben de ithale karşı değilim ama hani ihraç alanında daha aktif olmamız gerektiğine evet. inanıyorum. Çünkü bizim ekonomimizi yükseltecek olan şey ithale karşı ihracat yapıyor olabilmemiz. Ve şurada da bir ifadesi vardı. Hani projenin küçüğü büyüğü olmaz, parasal miktarı çok önemli değil diye. Kesinlikle öyle. Hani adım adımdır yani bence. Yani küçüğü büyüğü olmaz bu konuların. Önemli olan o adım atabilmek, o projeyi hayata geçirebilmek. Aynen öyle. Evet, yereldeki haberlerimiz şimdilik bu kadar. Biraz daha gündemimize dönersek. Öncelikle konuşmak istediğim bir konu var. Çünkü tüm Türkiye sanırım bu konuda sinirli. Biliyorsun Amerikan Başkan adayı Joe Biden, Trump'ın karşısında bir rakip olarak adaydı. Evet. Ve geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir açıklama gün yüzüne çıktı. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye siyasetini hedef alan tutumu vardı. Ama ufak bir değineceğim. ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden'in geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Erdoğan'ı yenmeleri için muhalifleri desteklemeliyiz ifadelerini kullanan Biden'e tepki yağdı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Joe Biden tarafından yapılan Türkiye analizi saf bir cehalete, kibire ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun deneyin, bedelini ödersiniz ifadelerini kullandı. Ki çok doğru konuşmuş bence Sayın Kalın. Evet. Gerçekten artık hani dış siyasette Türkiye'yi hala ezebileceklerini düşünüyorlar ki Türkiye hiçbir zaman emir, buyunduruk altına girmemiştir ve girmeyecektir. Kesinlikle katılıyorum. Zaten hani şu Doğu Akdeniz'deki gerginlikler, işte Merkel'in bir yandan, işte Mitsotakis'in bir yandan söyledikleri, işte kıta sahanlığımızdan çıkın yoksa şöyle olur, böyle olur. Hani sürekli bir Türkiye'ye emir verme durumundalar. Bir de başımıza bu Joe Biden çıktı açıkçası. Ve şöyle bir güzel yanı var bu olayın, yani bana göre güzel bir tarafı. Destekleyenler sadece hani iktidar yanlısı partiler değil, muhalif partilerden de aynı şekilde destek geldi. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da destekler düzeyde açıklamaları vardı. Yani bu konuda tüm siyasilerimiz hemfikirler. Çünkü burada konu olan şey hani Recep Tayyip Erdoğan'dan da önce Türkiye. Türkiye'nin siyasetine hiçbir ülkenin dışarıdan katılmak gibi bir durumu söz konusu olamaz. Aynı. Ve burada çok çirkin ifadeleri de vardı Biden'in. Şöyle bir cümle kuruyordu. İşte Türkiye'nin siyasetini dize getireceğiz. İşte ne bileyim ben sizin yerinizde olsam işte Kürt konusunda şöyle yaparım, işte Erdoğan konusunda böyle yaparım gibi hani çok haddini aşan açıklamaları var. Ve yine tabii ki burada Doğu Akdeniz'i de hedef alıyor.
Biden, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan eylemlerini hedef aldı. Biden, bölgedeki müttefiklerimizi de yanımıza alarak bölgede onu nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek son derece fazla iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz'de petrolle ilgili eylemleri ve görüşülmesi uzun sürecek çok sayıda başka şey hakkında, ancak sorunuza cevabım evet, Türkiye konusunda oldukça endişeliyim ifadelerini kullandı. Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan skandal sözlerine hem iktidar hem de muhalefet kanadından tepki gösterildi. Az önce bahsettiğim durum. Birkaç tane tepkiyi de dile getireyim. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bidenler Orboys dedikleri hiç seçim kazanamamıştır, sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların Orboys dediklerine en son 15 Temmuz'da gereken cevabı vermiştir. İcabı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir. Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi 4 yıldır tartışılırken, Biden Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu açıklamış, himmete muhtaç dedi. Önce kendi ülkenizde şaibesiz ve dış etkiye açık olmayan bir seçim yapabilseniz keşke. Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir ifadelerini kullandı. Daha sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir açıklamada bulundu. NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir. Türkiye demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsaade etmeyecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir. Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşrutiyetini sorgulayamaz. Evet, güzel konuşmuş gerçekten. Kesinlikle öyle ve bu şekilde birçok açıklama var. Şöyle geçelim, biraz da muhaliften değinelim. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, millet iradesinden başka bir gücü asla tanımıyoruz. CHP dün olduğu gibi bugün de emperyalist emellerin karşısındadır. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da Joe Biden'in 8 ay önce söylediği sözü şimdi ısıtanlara, Joe Biden'e ve bütün dünyaya Büyük Atatürk 101 yıl önce Sivas'tan gereken cevabı vermiştir. Manda ve himaye kabul edilemez, diyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, Biden'in açıklaması bizim nezdimizde yok hükmündedir. Biden'in küstah sözlerini şiddetle kınıyor ve haddini bilme çağrısında bulunuyoruz. Değil Biden, yeryüzündeki hiçbir şahıs Türk siyasetine istikamet çizemez. Bir tane de Saadet Partisi'nden var. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye, Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz. Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz. Siz kendi derdinize yanın. Gerçekten bütün siyasilerimiz gereken cevabı vermişler. Evet. Hemen hemen her partiden bir yanıt gelmiş ve gerçekten aynen, güzel cevaplar. Kesinlikle öyle. Bu arada gelen bir mesajımız var. Kent 19 yayın ekibinden bir ricam var. Neden bahçeli evlerin ara sokaklarında insanların yürüyen kaldırımları araçlar istila ediyor? Bunun bir çaresi yok mu? Bizler yürürken mağdur kalıyoruz trafikte, demiş. Evet, biz mesajı okumuş olduk. Yetkililer de gereğini yapacaktır diye umuyorum. Bu arada sevgili izleyenler, mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Ben de yine vazgeçilmez konumuza geçiyorum. Koronavirüs. Tabii ki. Türk bilim insanları koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini de ortaya çıkardı. Koronavirüsün vücuda etkisini inceleyen Türk bilim insanları, 4 hastanın virüse yakalandıktan sonra hiçbir neden bulunmaksızın ilme geçirdikleri tespit etti. Türk bilim insanları koronavirüse karşı tedavi çalışmalarını sürdürürken, hastalığın insan vücudunu etkileri konusunda çalışmayı yürütüyor. Doçent Doktor Abdülkadir Tunç, Doktor Yonca Ünlübaş, Doktor Murat Alemdar ve Doktor Enes Akgüz'ün yaptığı bir çalışmada virüsün nörolojik olarak etkileri ortaya koyuldu. Sakarya'da gerçekleşen araştırmada koronavirüs tanısı konan 4 yaşlı hastanın virüse yakalandıktan sonra ilme geçirdiği ortaya kondu. Çalışmada yaşları 45 ile 77 arasında değişen hastaların hastalık süreçleri incelendi. Yapılan çalışma neticesinde 4 hastanın virüse yakalandıktan sonra
başka hiçbir neden bulunmaksızın ilme geçirdikleri tespit edildi. Araştırma COVID-19 vakalarında ilme gerçekleşebileceğinin ilk bilimsel kanıtı olması sebebiyle dünya tarafından koronavirüsün nörolojik etkilerini sorgulanmasını sağladı. Yani bir koronavirüs gerçekten giderek daha korkunç bir hal almaya başladı. Kesinlikle yani. Ne olacağını tahmin edemiyoruz artık. Aynen öyle yani, inmeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Hani var olduğu süreçten bu yana. Çok kötü gerçekten. Hani ne diyeceğimi şaşırdım açıkçası. Her geçen inme... gün daha farklı haberlerini alıyoruz. Daha aynen, hani bugüne kadar bana en korkuncu şey gibi geliyordu. İşte ne bileyim, tat duyunu ve koku duyunu kaybetmen. Hani bir şeyin tadını kokusunu alamadığında ha yaşıyorsun ha yaşamıyorsun gibi düşünüyordum ben, ama şu anda çok daha büyük bir etkisi çıktı. Evet. İnmeye sebep oluyor. Çok korkunç gerçekten. Umarım halkımız bu hastalığın ciddiyetine varabilirler. Bu ciddiyeti kavrayabilirler bu kadar olan şeylerden sonra. Bizzat şahit oluyoruz, biz de görüyoruz. Kesinlikle. Yani bir maske takmayı bu kadar zorlanmazlar bunda. Evet, maske demişken Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da geçenlerde görmüşsündür belki, kendi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Hani entübe durumundayken insanların Evet. nasıl nefes aldığına dair şöyle büyüklükte bir tüp vardı. Bu tüple nefes alamayan hastanın boğazına bir yol açılıyordu. Ve o alet olmadığı sürece yeterli oksijeni alamadıklarını açıkladı. Ve orada çok da güzel bir ifade kullandı. İşte maskeyle nefes almak entübe haldeki nefes almaktan daha iyidir şeklinde. Evet, Sayın Sağlık Bakanımızın yaptığı paylaşımlar halkımıza ders olarak paylaşım yapmak isteyen görün. Yani maske takmazsanız bu hali alırsınız demek için ve gayet aynen. Güzel, çok güzel paylaşımlar. Fakat halkımız tabii ki de her zaman olduğu gibi bunları da göz ardı ediyor. Maske takmaktan kaçınıyor, sosyal mesafesini korumuyor. Yani ne diyeyim artık, hani bakanımız gözlerine sokuyor tabiri caizse, ama hala insanların dikkat etmediğini görüyoruz ve ben her sabah aynı tipteki insanlarla karşılaşıyorum. Bu sabah da yine böyle tam karşımda yolculuk eden bir vatandaşımız şuraya takmış maskeyi, bu şekilde yolculuk ediyordu. Evet, ve ben bu insanları gördükçe bu koronavirüs sürecinde mücadele eden Sağlık Bakanımıza, hemşirelerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza üzülüyorum. Verdikleri emekleri Evet. göz ardı ediyorlar. Gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyorlar, gerek aileleri gerek kendilerine. Yani vatandaşlarımızı kurtarmak için. Ama halkımız yani bunu görmezden gelerek kendi başlarına gelmesini bekliyorlar herhalde. Keşke bunların farkına daha çabuk varsalar. Her şey yani geç olmadan fark etsek her şeyi. Keşke. Temennimiz bu yönde. Yani şu anda gözüm aslında bir haberimizi arıyor. Ben bir tane koronavirüse yakalanan genç bir hemşirenin anlattıklarını aslında seyircilerimizle paylaşmak istiyordum, ama şu anda onu bir ufak gözden kaçırdım. İstersen sen onu ara, ben de sosyal medyada gördüğüm bir şeyi anlatmak istiyorum. Sosyal medyada bir videoya denk geldim. Korona vakalarıyla ilgilenen bir hemşiremize dışarıdaki partilerin olduğu bir video izletiliyor. Ve hemşiremiz ağlıyor. Çok üzülüyor. Yani o kadar etkilendim ki o videoyu izlediğimde. Partiler yapanlar, düğünde halay çeken videoları gösteriyorlar. Ve hemşiremiz bu videoyu gördüğünde gözyaşlarını tutamıyor. Çünkü yani kendi çektikleri zorluğu düşünüyor. Yani biz burada bu kadar diyor, zorluklar içerisinde diyor. Vatandaşımızı, bir insanın hayatı döndürmek için bu kadar uğraşırken halkımızın bu kadar bilinçsizliği, yani tutamıyorum gözyaşlarımı diyor. O orada ağladığını görünce şu an tüylerim diken diken oldu. O kadar etkilendim evet, ki onu de. Gördükten sonra. Çok üzücü bir durum gerçekten. Tabii ki çok üzücü. Çünkü aylardır gece gündüz demeden hepsi emek veriyorlar ve bu emeğin boşa gittiğini izlemek kadar kötü bir şey yok. Evet. Anlayabiliyorum neler hissettiğini. Kendi aileleriyle bile görüşemiyorlar bu süreç içerisinde. Kendi canlarını hiçe sayıyorlar. Senin de söylediğin gibi bir kişiyi hayata bağlayabilmek adına kendi hayatlarından vazgeçiyorlar, ama bunların hepsi bir hiç uğrunaymış gibi. Bu arada söylediğim haberi de buldum. Şöyle, koronavirüs nedeniyle 3 duyusunu yitirdi hemşire. Çalıştığı hastanede koronavirüse yakalanan ve tedavi sürecinde görme duyusunu kaybederek bir hafta boyunca hiçbir şey göremeyen hemşire Kübra Aslan Kılıç yaşadıklarını, hastalığın 5. gününde aslında iyileşip değerlerini toparlayıp taburcu olmam gerekirken sabah uyandım, hiçbir şey göremiyordum. Görme duyum tamamen kayıp oldu. Sadece bir ışık ve gölge görüyordum.
Biz 6 kişi başlamıştık Covid servisine diyen Kılıç Arslan, tüm kalp ve damar cerrahisi servisi gönüllü olarak çıkıp Covid servisine başladı. Pandeminin 20. gününde 5'imiz Covid'e yakalandık. 5'imiz de hastanede yattık. Hastalığın 5. gününde aslında iyileşip değerlerini toparlayıp taburcu olmam gerekirken sabah uyandım hiçbir şey görmüyordum. Tabii çok tedirgin oldum. Göremediğimi fark edince ağlamaya başladım. Arkadaşlarım doktorları çağırdı. Acilen radyolojiye indim, MR çekildim. İlaçlı MR'da gözümün arka sağ bendinde bir problem olduğu tespit edildi. Bunun sonrasında ilaca bağlı olarak bir reaksiyon olarak görmemde bir problem olduğu düşünüldü ifadelerini kullandı. Ve NTV'ye konuşan hiçbir kronik hastalığı da olmadığı belirtilen Kübra hemşire bana bir şey olmaz diyenlerle aynı durumda olmasına rağmen görme, tat alma ve koku alma duyularını kaybettiğini söyledi. 7 gün boyunca hiçbir şey göremediğini söyleyen Aslan Kılıç hastalık sürecini yaşamamak gibi bir şeydi şeklinde tamamladı. Ve çok korkunç gerçekten. Evet yani. Görme ve tat, pardon, tat ve koklamayı, aynen koklamayı duymuştum ama hani görme kaybı yaşandığını ben şu an aslında duydum. Ve çok korkunç bir şey. 7 gün boyunca hiçbir şey görmüyorsun. Hiçbir şeyin tadını almıyorsun, yani kokusunu duymuyorsun. Evet, bu arada bir mesaj daha var. Sevgili Habibe Alkan seyircimiz. Maskesiz gezen ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyaralım. Lütfen herkes birbirinden sorumlu görmezden gelmeyelim. Bana ne demeyelim demiş. Evet, çok güzel bir yorum yapmış kesinlikle. Kendisi. Biz de söylüyoruz, her yayında söylüyoruz, herkes söylüyor ama kimse dinlemiyor. Aynen, ne yazık ki. Yani olayın ciddiyetini bir türlü kavrayamıyorlar. Evet, maalesef. Yani bu hemşiremizin ifadelerini de hani bilerek okudum ki duyulsun, görülsün, artık bunlar bilinsin. Hani gerekirse artık halkımız paniklesin ve korksun. Zaten geç kalmış bir paniklememe durumu var bence. Artık panik olmamız gerekiyor. Bu kadar rahatlıktan oluyor ne oluyorsa. Evet. Evet, birazcık konuyu değiştirelim. Çünkü içine girdik mi çıkamıyoruz. Konut satışları rekor kırdı şeklinde bir başlığımız var. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229.357 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39.432 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 26.885 konut satışı ve %11,7 pay ile Ankara, 15.614 konut satışı ve %6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satışının en düşük olduğu iller arasında sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan, 74 konut ile Şırnak oldu. Temmuz ayı konut satışlarının tüm zamanlarının rekorunu kırdığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük, bankalarımıza teşekkür ediyorum dedi. Evet, krediler konusunda koronavirüs sürecinde bankalar oldukça hani düşük faizli krediler açmışlardı. Bu sayede birazcık bir hareketlenme oldu. Evet, yani bankalarımıza teşekkür ediyoruz ama ben hani hiçbir zaman bankadan kredi çekme taraftarı değilim. Açıkçası ben de. Yani teşekkür etmiyorum ben, o yüzden fazla hani sağlıklı bulmuyorum. Tabii ki de gerek buluyoruz. Yanlarımıza merhem oluyor ama yani her türlü o da bizden çıkıyor. Yine bizi bir dürü şekilde zor duruma sokuyor. Aynen öyle. Kredi konusunda ben de açıkçası biraz daha korkup geri duran tayfadanım. İlk başta çok cazip gelebiliyor. Evet. Hani bankadan gelen para. Ama daha sonra onu ödeme kısmına geçtiğimizde o zaman anlıyoruz yani zorluğunu. Aynen öyle. Aslında çok yani güzel bir durum olmadı. Aynen. Anı kurtarıyor sadece. Kesinlikle öyle. Ki üniversite döneminde de kredi almış biri olarak evet. Şu an faiz canım yandığı mesela. İçin. Aynen öyle. Kredi dediğin zaman benim böyle bütün tüylerim diken diken oluyor benim açıkçası. Benim de aynı şey. Ya
bu zamanda ev almak da zaten ne ev almak, kiralamak hiçbiri hepsi mantıksız geliyor. Evet öyle. Zaten sevgili Murat ve senin bir özel haberiniz vardı. Evet. Aslında benim aklım direkt oraya gitti. Bu emlakçıyla alakalı bir görüşmeniz olmuştu. Oradaki emlakçının da dile getirdiği şeyler bir an için aklımdan geçti haberi okurken. Aynen ve o kadar doğru şeyler söylüyorlarken ne kiralamak ne satın almak mantıklı. Aynen. Çünkü bu zamanda her şey çok artış gösterdi. Hani halkımızın cebi de belli. Yani tabii. Cebimize giren çıkan belli. Ve ev fiyatları o kadar yüksek ki kim karşılayabilir bunu? Zor yani halkımız için de. Kesinlikle öyle. Derin bir iç çektim. Evet, bunun dışında bir haberimiz daha var. Sağanak yağış geliyor. Meteoroloji saat verip uyardı. Meteoroloji Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurup bu bölgede yaşayanları uyardı. Yüksek ihtimalle Çorum'da da bir sağanak yaklaşıyor. Çorum zaten çok soğuk. Yani dün mesela sabah çok güzeldi. Akşam o kadar sert fırtına vardı ki. Yani yağmur gelince bana daha hafifliyor gibi geliyor. Daha iyi oluyor inşallah. Yağar yani yağmur. Aynen, açıkçası geçtiğimiz haftalar çok sıcaktı. 38 dereceyi bile görmüştük. O yüzden bir yağmur gelse aslında çok güzel olur. Hem çiftçilerimiz için hem bizler için. Evet, geçelim. Yine Berat Albayrak'tan bir açıklama var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini açıkladığı istihdam kalkanı paketinin Ekim'de meclisten geçmesiyle birlikte daha pozitif adımların atılacağını söyledi. İstihdam paketi genç çalıştıran işverene sigorta priminde indirimden kolay işverenlik uygulamalarına kadar istihdamı artıracak birçok önemli başlığı içeriyor. Pakette 25 yaş altı istihdama öngörülen özel desteklerin kapsamı genişletilirken 8 milyona yakın üniversiteli gence de part-time iş kapısı açacak. Genç çalıştıran işverene sigorta priminde indirim yapılacak. Bir ay içinde 10 günden az çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını devlet karşılayacak. Ki özellikle bu son madde bence çok yerinde olmuş. Aynen. Ve umarım olur. Aynen, güçlü istihdam paketi şeklinde devam ediyor. İşten çıkarmayla ilgili güçlü bir istihdam paketi hazırladıklarını belirten Bakan Albayrak, paket Ekim'de meclisten geçerse daha pozitif adımlar atılacak. Bugün Amerika'da işsizlik 45 milyona çıktı. Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Her türlü küresel senaryoya hazırlıklı olmak gerekir. Bu kadar hazırlıklı olduğumuz bir süreç yok. Biz hazırız dedi. Umarım Sayın Albayrak'ın dediği gibi gerçekten bu sürece hazırızdır. Çünkü umarım. Koronavirüs gerçekten her alanı vurdu. Çok fazla insan işsiz kaldı. Özellikle gençlerimiz için işsizlik oranı daha da artıyor. Yani gençlerimiz üniversitesini okuyor, bölümünü bitiriyor ama ne yazık ki işsiz kalıyor. Evet. Bu gerçekten üzücü bir durum. Umarım denildiği gibi olur. Kesinlikle öyle. Bu arada seyircilerimizden gelen yorumlar devam ediyor. Bankadan kredi çekmek susayıp denizin suyunu içmek gibidir. Bir bardak deniz suyu içersin ama su tuzlu, daha çok susarsan bir tas içersin ve sürekli susamaya başlarsın. Aynen öyle. Bir kere girdin mi bu kredinin, evet, içine gerisi geliyor. Bahsettiğimiz de buydu zaten. Kesinlikle çok güzel öyle. Açıklamış. Aynen öyle. Evet, devam ediyorum. Dışişlerinden Ermenistan'a sert tepki. Sinsi ittifakın farkındayız şeklinde bir başlığımız var. Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz hakkında Türkiye'ye akıl vermeye kalkan Ermenistan'a sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan sonra denize kıyısı olmayan Ermenistan'ın da kendini söz hakkı sahibi sanması, Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışan sinsi ittifakın boyutlarını gözler önüne sermektedir, dedi. Devamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan sonra herhangi bir denize kıyısı olmayan Ermenistan'ın da kendini bölgede söz hakkı sahibi sanması Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışan sinsi ittifakın boyutlarını gözler önüne serdiğine işaret eden Aksoy şunları kaydetti. Her ne olursa olsun Türkiye Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaya kararlılıkta devam edecektir. Bunu engellemeye hiçbir şer ittifakının gücü yetmez. Aksini düşünenler tarihten ders almamış demektir.
Bu vesileyle tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu da hatırlatmak isteriz. Demiş ve şuradaki ifadeye gerçekten gülmemek için kendimi zor tuttum. Cidden hani adamların denize kıyısı yok ama meselelerin içindeler. Her seferinde almaları gereken cevabı alıyorlar ama yetmiyor sanırım. Evet. Şurada bir yine Akdeniz'le alakalı bir haberimiz daha var. Zaten günlerdir gündemimiz bu olduğu için bununla alakalı çok fazla içerik var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'ın Doğu Akdeniz açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, Ermenistan'ın Sevr Anlaşması'ndaki hakkındaki provokatif açıklamasının ardından bu kez de Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesinin yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneği olduğunu bildirdi. Doğu Akdeniz hakkında görüş serdetmeye yeltenen Ermenistan'ın dünya coğrafyası ve kendisinin bu coğrafyadaki yerine dair temel yanılgı içinde olduğunu gördüklerini belirten Aksoy, burada mevzu bahis olanın Sevan Gölü değil Doğu Akdeniz'in olduğunun altını çizdi. Aksoy, Ermenistan'ın Sevr hakkındaki provokatif açıklamasının ardından bu kez de Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizlik diye yeniliyor ifadesini. Az önce de söylediğim gibi Ermenistan gerekli cevabı fazlasıyla almış bulunmakta. Evet. Ben yorumlarımızı görmeye çalışıyorum hala. Şu anda yorumlarımızı yükleyemedim ama... Aynen ben de yükleyemedim. Evet, ufak bir kesinti yaşadım. Sevgili izleyenlerimiz kusura bakmasınlar şu an atladığım bir mesaj varsa. Birazdan ulaşabilir olduğumda onlara da yer vereceğim. Evet. Şöyle gelelim bir diğer haberimize. Evet, şimdi birazcık daha, bu da benim birkaç gündür dikkatimi çekmişti. Biliyorsun Yeni Zelanda'da neredeyse koronavirüs vaka sayıları evet, azalmıştı, sıfırlamaya yakınlardı ama yeniden bir patlama yaşandı. Onunla alakalı işte bir başlık var. Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü deniyor. Ya bu çok yine korkutucu. Korkunç çünkü bir sayı. Evet, sıfıra yaklaşmışlardı, bitirmişlerdi ve arda arda sanırım bir 4-5 gün kadar yeni vaka olmamıştı. Sanırım bu durum Çin'de de yaşanmıştı aylar öncesinde. Zaten Çin'de başlamıştı, tüm dünyaya yayılmıştı. Çin tam böyle sıfırladı, toparladı derken yeniden görülmüştü. Bu da çok ilginç. Hani yakalanan insanlar da tekrar tekrar yakalanabiliyor. İşte sıfırlayan ülkede yeniden vaka görülebiliyor. Bundan elimizi ayağımızı nasıl kurtaracağız gerçekten? Nasıl bitecek bu durum çok merak ediyorum. Bitecek mi daha doğrusu? Aynen. Ve Yeni Zelanda'da bunun üzerine seçimlerini bir ay erteleme yoluna gitmiş. Bu bir aylık sürenin partilere kampanyaların yeni koşullara uyarlama fırsatı verileceği söylenmiş. Yani ülkelerin tamamen her konuda her şeyini etkiliyor. Yani gerek siyasetini gerek ekonomisini gördüğün gibi. Bir yandan hala yorumlara ulaşmaya çalışıyorum. Ben yükledim şu an. Yorumumuz yok. Yeniyorum. Evet. Gündemden söyleyebileceklerim benim bu kadardı sevgili Gizem. Aynen öyle. Eklemek istediğim bir şey varsa. Yok hayır. O zaman kısaca artık vedamızı yapabiliriz. Buyurun. Tamam. Sevgili izleyenler, Kente Sabah programımızdan bugünlük bu kadar. Bir sonraki sabah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.